Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuza sunuşub tərişimiz. Qənəmsə diqqətlər ekranımız olsun. Xitay Trampın bəyanatına inkas qaytardı. Xitay Tashqi ishlar ministrligi Amerika prezidenti Donald Trampning Amerika Xitay bilan savdo kelishimi tuzishga tayyor emas degan bayonotiga inkas qaytardi. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lukang Amerikaning Xitay bilan savdo kelishimi imzolashga tayyor emasligi haqida e'lon qilgan bayonoti ustida to'xtalib, boshdan tartib ikki davlat o'rtasidagi o'xshamasliklar do'stona maslahat va muzokaralar orqali hal qilinishi kerak deb o'ylab keldik dedi. U Beijingdagi axborot e'lon qilish yig'inida Amerika prezidenti Donald Trampning Yaponiya ziyorati jarayonida Xitoy bilan savdo kelishimi tuzishga tayyor emasliklari haqida aytgan so'zlari ustida to'xtaldi. U xilidan beri Amerikadan ba'zida ikki davlat kelishim tuzishga nihoyatda yaqin, ba'zida kelishim nuqtasiga kelishda zo'r qiyinchiliklar bor degan bayonotlar e'lon qilinayotdi. Biz Xitoy Amerika o'rtasida savdo muzokaralarining bir-biriga hurmat qilish va foyda yetkazish asosida bo'lishda ching turimiz dedi. Tramp bugun 27 may Tokioda bayonot e'lon qilib, Amerikaning Xitoy bilan savdo kelishimi tuzishga tayyor emasligini, biroq ikki davlatning bir kuni kelishim tuzish ehtimollik yo'lini ochiq tutganliklarini qayd qildi. U ular kelishim tuzishni xohlaydi. Biz kelishim tuzishga tayyor emas dedi. Bir yilni orqada qoldirgan Amerika Xitoy savdo urushi dastlabki qadamda ikki davlat bir-biridan import qilgan milliardlarcha dollarlik mahsulotlarga qo'shimcha tamojni beji elish bilan boshlanib, texnologiya shirkatlariga mo kengaydi. Norvegiyada jazo lagerida ziyonkashlikka uchirganlarni xotirlash namoyishi o'tkazildi. 26 may Norvegiya poytaxti Osloda jazo lagerida ziyonkashlikka uchirganlarni xotirlash namoyishi o'tkazildi. Bu namoyishni Norvegiya Uyg'ur komiteti uyushtirgan bo'lib, namoyish bugun 27 may Osloda boshlangan Oslo erkinlik munbiri temasidagi xalqaro kishilik huquq yig'ini va yig'in qatnashchilarining Sharq Turkistondagi jazo lagerlarida o'lib ketayotgan va texmo ko'p o'lib ketish xavfi turayotgan begunoh xalqga qarata diqqatini tortishni maqsad qilgan. Namoyish maydonida yaqindan beri jazo lageri va turmalarda shahid qilingan kishilarning suratlarini ko'rgazma qilish orqali xalqaro jamiyatni Sharq Turkiston xalqining Xitoyning inson qalbidan chiqqan siyosatlarining qurboni bo'lib o'lib ketayotganligi, Xitoyning bosturish siyosati vaqtida to'silmasa, texmo ko'p kishilarning nohaq o'lib ketishidek oqibat kelib chiqadiganligi haqida ogohlantirilgan. Ömer Ersoy Sharq Turkiston tashkilot vakillari bilan suhurlikda jam bo'ldi. 26 may Türk dünyası vakillarining suhurlik yig'ilishida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati tanishtirildi. Suhurlik yig'ilishini Istanbul Zeytinburnu rayon raisi Ömer Ersoy efendi tashkillagan bo'lib, yig'ilishga Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon, Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi doktor Abdusalom Taklimakan va a'zolari Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati a'zolari ishtirok qildi. Yig'ilishda Hidoyatulla O'g'izxon va Abdusalom Taklimakan Zeytinburnu rayon raisi Ömer Ersoy bilan Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan diniy cheklamalari va ig'ir bostirish jinoyatlari haqida suhbat olib bordi. Xitoy muxbirlari Germaniyada josusluq gumoni bilan tekshirilishga boshlandi. Janubiy Xitoy pochtasi to'rining 25 maydagi xabariga asoslanganda Xitoy Xinhua agentligining 3 muxbiri Germaniya axborot idorasi tomonidan tekshirilishga boshlangan. Xabarda bildirilishicha, Germaniya bosh ministri Merkel oldingi hafta Germaniyadagi NATOning harbiy bazasiga ziyorat uchun borganda boshqa muxbirlar bilan birga kelgan Xinhua agentligining 3 muxbiri bazadagi harbiy aslahalarni suratga tortib olgan va harbiylarning kundalik turmushini ziyorat qilgan. Germaniya axborot idorasi bu 3 muxbirni tekshirayotgan bo'lib, ularning Xitoy doiralarini o'g'irlikchi axborot bilan ta'minlaganligi haqida gumon qilayotganligini ta'kidlagan. Xabarda ko'rsatilishicha, Amerika hukumatı Xinhua agentligi muxbirlarining Amerikadagi barliq faoliyatlarini va iqtisodiy ahvolini oshkora tutishini talab qilib kelgan. Ammo Germaniyada bu xil nizam bo'lmaganligi uchun Xitoy muxbirlari bu yuchuqdan foydalangan. Istanbulda yetimlarga iftorlik berildi.
26 may Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti İstanbul'un Sefaköy rayonunda yetim ballar ve tul ayallarga mahsus iftarlık verdi. İftar ziyafetine 200'ye yakın hanım kızlardan sırt, yana Kanadalık muhbirmu iştirak kılgan bulup, ziyafet Şarkı Türkistan'da Xitay tecavüzcülerinin iğir zulümü astıda barlık hukukları depsende kılınan Şarkı Türkistan halkının azatlıkı çıkışı, Xitay tecavüzcülerinin halaketi üçün kılınan dualar bilen başlandı. Bu katımlık iftar ziyafeti Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti bu yıl Ramazan ayı kirgenden beri uyuşturgan 3. katımlık ziyafet bulup, 1. katımlık iftarlıkını Türk dünyası ve kan halık anmasıga, 2. katımlık iftarlıkını mahsus Zeytinburnu'daki yetim ballarga atap bergen idi. Maarif Cemiyeti okuguçularını Xitay'a aldanmaslıkı çakırdı. Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti bugün Xitay konsulunun İstanbul'da çakırgan iftar programmasına alakadar barlık okuguçlarına xitap kılıp ciddi çakırık ilan kıldı. Çakırıkta munular tilg elindi. Esselamu aleyküm halkımızın kelgüsü ümitleri Türkiye'nin herkaisi bilim bağışçıları da ilim meripet bulukadın su içi vatkan Uyghur okuguçlar. Hemimizgi malum bolgandak işgalçı zalim Xitay dairleri vatanimiz Şarkı Türkistan'da halkımızı ruzu tutuş, namaz okuş digendek İslami ibadetlerge pütülley çekleme koyup, netçi milyon halkımızı türmü ve lagırlarga kamap koydu. Onlarga her günü digüdek iğir iskence ve zulümlerini selip, biguna halkımızı yok kılışka veya ki mınıyuş hareketi elip verip, milli kımmet karaşlardın ve dini itikadlardın vazgeçtirişki zorlap, her hıl zulüm ve iskence kılıbatkan bir peyitte, aldamçı Xitay'nın İstanbul'da duruşluk baş konsulunun Uyghur okuguçlarına iftar verişinin ibaret rezil planı aşkarı buldu. Biz Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti bulu süptümüz bilen, halkımızın kelgüsü ümit nuru bulgan barlık Uyghur okuguçlarını Xitay konsulhanısının aldam haltısıgı çüşüp kılıştan saklanışka, Xitay konsulunun hili nayran ve tehditlerine perva kılmaslıkka, mezlum halkımızga ve vicdanıgı yüz kilelmeydigan işlerini kılıp salmaslıkka, ve aldamçı Xitay'nın iftar programmasına barmaslıkı çakırı kılımız. Şunun bilen birge, halkımızın muşununu okşaş Xitay'nın her kandak aldamçı siyasetlerine karıştırışka ve bu aldamçılıkını paş kılış üçün Xitay konsulunun okuguçlarına iftar vermekçi bolgan uğrunga imkaniyeti yer bergen barlık kıyrındaşlarını toplanışkı çakırı kılımız. İgelişimizce Xitay konsulü bugün iftar vermekçi bolgan bu uğrunga İstanbul yaşayatkan minlarçı halkımız Xitay'nın bu rezil neyran vazlıkını ayıplaş üçün yığılıdıkken. Maarif cemiyetinin bu ciddi çakırıkı diyene alahide eskertiş berilip, eğer çakırıkımızga avaz koşmasın Xitay konsulhanısının iptarığı bargallar körülse, resimleri metbuat ve ictimai taratkularda ilan kılındı diyen ibarlarga yer berildi. Küreşçi filmide bayrağımız yeni lepil dedi. Türkiye'de kuyuluvatkan ve Şarkı Türkistan meselesi devamlık kün tertipte tutup duruluvatkan köp kısımlık televizyon tiyatri Küreşçi filminin bu kısımda güzel bayrağımız yeni lepil dedi. Filminin bu kısımda kelgüsüde kurulmakçı bulgan Türk birliğinin çöküm kurulduğallıkı, bütün Türk devletlerinin haman bir günü birleşidigallıkı alahide eskertildi. Güzel bayrağımızın başka müstakil Türk devletlerinin bayrağı bilen birlikte lepildişi, muhacireti yaşavatkan barlık Uyghur halkının kalıplarını lerizge saldı. Xitay'nın İstanbul'da duruşluk baş konsulunun yalgancılığı reddiye. Xitay'nın İstanbul'da duruşluk baş konsulunun vatanımız hakkıda bildirilaştırdıkken dünyanın her kaysi caylarından onunla karşı bayanatlar ilan kılınmakta. Şu münasebet bilen Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi, şundaklı Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Xitay Baş Konsulunun yalgancılıkına reddiye ilan kıldı. İlan kılınan reddiyede munular tilge elindi. Vatanımız Şarkı Türkistan'da devamlaşıvatkan insaniyetke karşı cinayetler halkara cemaatin yuşuruş mümkün bulmaydıgan bir hakikatke aylanan bugünkü künde, Xitay'nın İstanbul'daki Baş Konsulü Suyvay'nın Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayi kılmışlarını aklışı kubul kılgılı hem sükut kılgılı bulmaydıgan cinayettir. Xitay Baş Konsulü'nün bayanatının Şarkı Türkistan'ın hazırkı reallıkıga uygun emestikini ispatlaydıgan nurgun pakitler var.
birinci xalqaralıq insan haqlarını qoğdaş təşkilatlarının tayarlıqan dokulatlarda ötken 2 yıl içində mınlıqan məsçilərinin çeqib etilgəlliki, yıqında bolsa Keriyan ayısıdaki 800 yıllıq tarixi ige Hetka camiyesinin mu çeqilgalliki. Xotan şəhərdiki Nurluq məsçid və Beytullah məsçidlərinin çeqib etilgəlliki ispatlanıqan bugünkü gündə, İstanbul'daki Xitay Başkonsulunun məsçidlərinin çeqilişini qayıt yasaş məqsidi çeqilgan dəb bildirilashları haqiqatını burmalaşqa urunuqallıqdır. İkinci milyonluğun insanlarını ceza lagırlarına kamaştaki məqsəd, rastırlı Xitay Başkonsulu bildirilgandak, Xitay dili ögütüş üçün bolsa, 70 yaşqı kirib qalgan müysipitlar Xitay dilini ögünüşke ihtiyaclıq mu? Nime üçün Xitay dilini Xitaylarının özüdümü yaxşı bildiğen yüzlerce ziyalilar, üniversitet müdürleri, profesorlar, doktorlar, sənətçilər, yazğıcılar və işçi xizmətçilər yığıb elindu. Üçüncü lagırlarına kamalganlarının cinayeti pəqətli musulman bolğallıq, Kur'an ögengellik, Mescidki kirgenlik, harak içmigenlik, çoşku güşü yemigenlik bulup, Xitay müstemlikçileri muşu sebepler tüpeyliden İslam'ni ruhi kesellik diyen bahane bilen, lagırlarga kamalgallarını davalaymayız deb bildirilmaqta. Xitay müstemlikçileri bilip gelişi gerek ki, İslam dininin menbesi Kur'an ve sünnettir. Hergizmi Xitay Komünist Partisi'nin sepsetleri emez. Tötünce lagırdakilerge kesip ögütüş sepsetisi kıpkızıl yalgan bulup, Lagırdaki milyonlarca begunah kişiler, işçi hizmetçiler, kan karıhanıcılar ve bay soğudigarlar bulup, onlarının yeniden kesip ögünüşke ihtiyacı yok. Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip berbatkan cinayeti uçuktun uçuk irki kırgıncılıktan başka nersi emez. Şarkı Türkistan Mağarip Cemiyeti Xitay Başkonsulunun yalgan bayanatını kat'i retkiliş bilen birge kattık ayıplaydı. Hem de Xitay'ını lagırdaki tutkullarını derhal kuyup berişke çakırdı. Türkiye halkı Xitay'nın yalgancılığı ve köz boyamcılığı işenmeydi. Şunu Türk halkı ve hükümetini İstanbul'daki Xitay elçisini Şarkı Türkistan halkıya alakadar yalgan bayanat ilan kılıçtığının çekleşki çakırı kılımız. Şarkı Türkistan Mağarip ve Hemkarlık Cemiyeti. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydemen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.